Arkadaşlar merhabalar. Bir soru yorumda bir katlama sorusu yapacağım size. Katlama sorularında tabi üçgen dörtgen fark etmiyor. Aslında bu bir kare sorusu olmasına rağmen karenin sadece karşılık kenarlarının daha doğrusu dört kenarının da birbirine eşit olmasını kullanacağız. Geri kalan kısımlarda katlamalarda neler yapıyorsak kesmelerde neler yapıyorsak onu yapacağız. Özellikle dik üçgenlere dikkat etmemiz lazım. Çok fazla dik üçgen olduğunda alfa beta 90 yapmaya gayret etmek gerekiyor arkadaşlar. Bir kendinizi yapmaya çalışın. Durdurun sonra benden izleyin. Şimdi ABCD karesi EF doğrusu boyunca katlanınca şekil 2'deki görünüm elde ediliyor demiş. Şöyle büyüteyim ben. İyice daha güzel görelim bu büyük görüntüde. Şimdi katlamalarda arkadaşlar isterseniz kendiniz katlayın. isterseniz de şekli eski haline getirin. Bunda özgürsünüz. Hangisi o an kolayınıza geliyorsa oradan yapmak zorundasınız. Yani buradan yapmalısınız ya da şuradan yapmalısınız denecek bir şey yok burada. Ama bu sefer ben kolay geldiği için bana katlanmış şekli eski haline getireceğim. Bir de orijinali sonuçta bunun bir kare. Görsel olarak da zor değil. Bakın bu halde duruyor şu an. Şimdi şuraya da harfine göre vereyim. A diyelim. AF ile FA üssü birbirine eşit. Katlamada uzunluk değişmez. Yine DE ile D üssü E birbirine eşit arkadaşlar. Ve soruda bize 4 vermiş. DE'yi o zaman ED üssü de 4. Sonra 18 A üssü D üssünün de 18 olduğunu unutmamak lazım. A üssü B'yi de 6 olarak vermiş. O zaman C A üssüne de 12 kaldı. Şimdi 90 dereceler fazla olduğu için şuna dikkat etmenizi istiyorum. Alfa beta 90 yapacağım bakın. Şu açıyı alfa diyeceğim. Buraya beta. Ters açıdan yine beta. Ve alfa. İki üçgen benzer geldi. Betanın karşısı küçük üçgende 4. Büyük üçgende betanın karşısı 12. Benzerlik oranı 1 bölü 3. Haliyle 90'ın karşısına k desek. Burada 90'ın karşısına arkadaşlar 3k diyebiliriz. Sonra d üssü k'ya yani alfanın karşısına m dersem. Alfa'nın karşısına 3m diyebilirim. Bundan sonra ne yapacağız? Bakın şöyle, karenin bir kenarına lütfen dikkat edin. Bir kenarı 3m artı k artı 4 geldi. Bu 18'e eşit. Aynı zamanda şöyle göstereyim, bakın şu sarıyla. Burası da m artı 3k. O zaman bu da karenin bir kenarı. Böylece m artı 3k'da 18 oldu. Şimdi Şurayı bir sileyim öbür tarafa atayım. 3M artı K eşittir 14 geldi. M artı 3K 18 geldi. Bana lazım olan K o zaman M'yi götürelim. Böyle çarpıyorum. Eksi 54 artı 14 eksi 40. Eksi 9K K daha eksi 8K. Böylece K 5 oldu. Zaten K 5 ise 3K da buradan arkadaşlar 15 olacak. X'i de 15 bulmuş olacağız. Bu soru arkadaşlar 3D AYT geometri tüme varım testinden. Şimdi ben bu kitabı çözüyorum. Soracaksınız alalım mı almayalım mı diye. Ben şöyle söyleyeceğim size. Geometrinizin iyi olması lazım. Birinci kitap olarak kesinlikle çözülmez. Zaten genel olarak kitaplar TYT ve AYT diye ayrılıyorsa AYT kitapları diğerlerine göre gerçekten daha zor oluyor. 3D'de de gerçekten zorlayıcı sorular var. Hatta yeri geldiği zaman acilden de daha zor olduğunu göreceksiniz. Geometriyi seviyorsanız, geometrim çok iyi olsun istiyorsanız, full yapma hedefiniz varsa, enteresan sorulardan hoşlanıyorsanız evet bu kitabı alabilirsiniz arkadaşlar.